Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sınıf öğretmenliği, ÖABT, alan eğitiminde fen eğitimini anlatıyorduk. Bayağı ilerlemiştik. Az bir şey kaldı. Fen programları kaldı. Fen bilimleri öğretim programı. Şunu bir açalım. Evet, şimdi sınıf öğretmenliği fen bilimleri diye gelmiş olması lazım ekran. Şu ekranda bir aşağıya inelim. Evet. Şimdi şurası 2006 programı. 2006 programının yapısı, o zamanlar öğrenme alanları deniyordu. Şimdi konu alanı deniyor. Mesela bu öğrenme alanı değil, konu alanı diye geçiyor. Ama isimler aynı şurada. Fakat bu tarafta fen, teknoloji, toplum, çevre diye FTTC dediğimiz bir şey vardı. Bu artık bir konu alanı öğrenme olarak, alanı olarak tanımlanmıyor. Bilimsel süreç becerileri, BSB yine var. Fakat başka türlü tanımlanıyor. Göstereceğim şimdi. Tutumlar ve değerler de öğrenme alanı olarak tanımlanmıyor ama yine önemseniyor. Şimdi hep öğrencilerimiz soruyor. Hocam şu 2006 programını bilmemiz lazım mı? Valla kimse bilemez. Yani şimdiki öğretmenler eski programın detaylarını bilemez. Ama genel çerçevede neler değişti diye. Genel çerçeveyi de bilsek iyi olur. Sormazlar diye tahmin ediyorum. Ne zaman soruyorlar? Program değiştiğinde. Mesela 2018 programı yayınlandı. Eski programdan yeni programa geçiliyor. Orada ne değişti falan diye soruyorlar ama artık öyle bir süreç yok. Geçiş tamamlandı. Tamamıyla 2018 programı yürürlükte şu anda. Şunu da bilmek lazım. Kademeli geçiş ve tam geçiş diye bir kavram vardır. Şunu bilmek lazım. 2020-2021 yılında öğretmenlik yapanlar milli eğitimde, ister özel okulda ister devlet okulunda uygulayacakları bütün kazanımlar 2018 programına yöneliktir. Kademeli bir geçiş yoktur. Geçiş tamamlanmıştır artık. Herkes 2018 programını kullanıyor. Bu da 2013 programıdır. Burada da benzer şekilde öğrenme alanları olarak tanımlanmıştır. Artık konu alanı deniyor. Yine şunlar aynıdır ondan sonra. Fakat şunlar yapısı değişmiştir. Beceriler aynıdır. Göstereceğim. Bu da yapısı değişmiş. Kazanımların içine ya da genel amaçların içine yedirilmiştir. Şimdi önemli olan 2018. 2018 şu anda işlenilen ve kazanımları öğretmenlerin uygulaması gereken program. Şöyle bakalım. Şimdi bir kere 2018 programı tepede 1739 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı kanununa dayanır. Bu kanun ilkokul, ortaokul bütün süreçlerde aynıdır. Bu fene özel bir şey değildir. Bütün derslerde ve bütün kademelerde böyledir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanunudur. Bunun altında dersin özel amaçları yer alır ki dersin özel amaçları şunu yukarıya kaldıralım. Dersin özel amaçları 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri programının ortak beklentileridir. Ve burada sayılan 10-12 tane dersin özel amacı bu sınıf seviyelerinin tüm için geçerli. Mesela fen okuryazarı olmak, bilimsel süreç becerilerini kazanmak gibi genel beklentiler vardır. Bunun altında da konu alanları, konu alanlarının altında da özel kazanımlar vardır. Şurası program geliştirme derslerinde gördüğünüz uzak hedeflerle eşdeğerdir. Şurada gördüğünüz dersin özel amaçları genel hedeflerin eşdeğeridir. Ünitelerde yer alan kazanımlar ise özel kazanımlar veya özel hedefler diye tanımlanır. Şimdi 2018'in konu alanları ve burada şu çok önemli. Son yıllarda, son 4 senenin ÖABT sorularını incelediğimizde bu son ünite olarak anlattım. Programdan çok soru soruyorlar. Ama tabii yayınlardaki bu alanla ilgili sorularla ÖSYM'nin sordukları arasında çok kalite farkı var. ÖSYM çok güzel sorular soruyor. Yayınlara baktığınızda
Özellikle bazı yayınlar çok kötü bu konuda. İşte oradan iki tane kazanım seçiyor. Bu hangi sınıf seviyesinde falan filan diye soruyor. Halbuki geçen sene bir kazanım verdi. Kazanımın kodunu verdi. Kazanımın kodu mesela 5. sınıf kodu. Belki 6'dır tam hatırlamıyor olabilirim ama kodunu verdi. Zaten kodundan 6. sınıf olduğu orada gözüküyor. Yani aslında ÖSYM'nin sorduğu sorular ezber düzeyinde değil. Mutlaka programı okumuş olan öğrencinin, kavrayan öğrencinin yapabileceği türde şeyler. Kavramaya, analiz etmeye yönelik. Yayınlar ise tabii hepsi değil, bazıları yanlış yönlendiriyor. Sanki bunlar ezberlenirse olacakmış gibi değil. Peki buradan ne soruyorlar diye bakınca soru çözümünde göstereceğim. Bir kazanım veriyor. Özellikle bu kazanımın hangi konu alanıyla ilgili olduğunu bilmemiz lazım. Bunu da söktürebilirsiniz diye düşünüyorum. Birazdan da göreceğiz. Mesela dünya ve evren konu alanı mı? Alanı neyle alakalıdır dersek? Güneş, dünya, yıldızlar, gezegenler, dünyanın şekli, efendim dünyanın dönme hareketi, daha üst seviyede 5. sınıfta ayın hareketleri gibi konuları, yani astronomi konuları var. Bir de burada dünyanın katmanları gibi astronomi diyemeyeceğimiz ama yer bilimleri de diyebileceğimiz, jeoloji diyeceğimiz konuların temelleri de var. Canlılar ve yaşam öğrenme alanı daha çok buraya astronomi ve yer bilimleri diyelim. Şuraya daha çok biyoloji ile alakalıdır. Fiziksel olaylar daha çok fizik bilimi ile alakalıdır. Madde ve doğası da daha çok kimya bilimi ile alakalıdır. Birazdan kazanımları göreceğiz. Biraz özetleyelim. Mesela canlılar ve yaşamda 5 duyu organımız, 5 duyu organımızın işlevleri, bunlarla ilgili deneyler yapılması, sağlıklı yaşam, sağlığımızı nasıl koruruz gibi konular var. Fiziksel olaylar konu alanında bazen benim de dilim kayıyor. Eski tabirle hep öğrenme alanı diyorum. Ama 2018 programında öğrenme alanı değil, konu alanı diye geçiyor. Eski alışkanlıkla öyle demiş olabilirim ben. Fiziksel olaylar konu alanında kuvvet nedir? Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, yavaşlatıcı etkisi, şekil değiştirici etkisi, artı ses, artı elektrik konularının tümü fiziksel olaylar konu alanının içindedir. Madde ve doğasının içinde ne var? Madde, katı, sıvı, gaz halleri. Daha ileriki sınıflarda 5. sınıfta süblimleşme, kırılaşma. Daha alt sınıflarda, 3. 4. sınıflarda erime, donma olayları. Daha üst sınıflarda periyodik cetvel gibi daha çok kimya ile alakalı konular var. Gelelim konu ve konu alanları ve beceri alanları bölünmüştü. Bu tarafa konu alanı dedik, bu tarafa da bakın şimdi burada artık alana özgü beceriler diyor. Bunları da bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik tasarım becerileri diye üçe ayırıyor. Şimdi burada mühendislik, başka bir kalemle çizelim. Şöyle başka bir renkle çizelim. Şu yeni bir unsurdur. Şu fen, mühendislik, girişimcilik uygulamaları da yeni bir unsurdur. 2018 programının yeni unsurlarıdır. Tabii bunun haricinde kök değerler ve yetkinlikler de yeni unsurlardır. Onları da yazalım şöyle yeşille. Yeni başka ne var? Kök değerler ve yetkinlikler. Şimdi bu alana özgü becerilere gelecek olursak, bilimsel süreç becerileri dediğimiz şey aslında bizim bu dersin kapsamında işlediğimiz hipotez kurma, bağımlı bağımsız değişkeni belirleme, gözlem yapma, çıkarım yapma, kestirim yapma, tahmin yapma, işlevsel operasyonel tanımlama yapma gibi bir öğrencinin veya bir bilim insanının laboratuvarda hangi süreçlerle neler yapması gereken, bilim insanı nasıl çalışırın alt başlıkları ve bilimsel düşünmenin süreçleridir. Yaşam becerileri ise analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması. Şimdi burada karıştırabileceğiniz
noktaları söyleyeyim. Birincisi analitik düşünme nedir? Analitik düşünme ÖYT derslerinde görüyorsunuz. Analiz yeteneği ve neden çoklu neden sonuç ilişkilerini kurabilmektir. Mesela balık kılçığı yöntemi analitik düşünme için en iyi araçlardan bir tanesidir. Ve aslında analitik düşünme bilimsel düşünmenin temelidir. Çoklu neden sonuç ilişkisini kurgulamaktır. Mesela hipotez kurarken, bağımlı değişken, bağımsız değişken bunları kontrol değişkenini belirlerken hangisi bağımlı değişken, hangisi bağımsız değişken olacak? Kontrol değişkenlerini nasıl sabit tutacağız, hangilerini sabit tutacağız diye düşünmek analitik düşünmenin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bunun haricinde girişimcilik karışabilir. Girişimcilik, o fen derslerini seven çocukların hayatta bunu nasıl kariyere çevirecekleri, fen dersleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları nasıl sergileyecekleri, burada yeni, farklı, özellikle de ekonomik olarak meslek seçimiyle bağlantılı olarak neler yapılabilirle alakalıdır. Gelelim yeni unsur olarak mühendislik ve tasarım becerilerine. Bunu MEB'in kitabında 3. sınıfta ve 4. sınıfta girişte, 5'te de 6'ya bakmadım, 3, 4, 5'e baktım. Hepsinde anlatıyor. Mühendislik tasarım becerileri nasıl olur, nasıl geliştirilir, ne yapılır diye anlatıyor. Ve orada şunu algıladım ben, zaten öyle tahmin ediyordum. Çocukları bu derslerin sadece teorik bağlamını değil, pratikte mühendislik karşılığı nedir, hayatta bunları nerede kullanacağız diye çocuklara bu becerileri proje temelli olarak kazandırmayı amaçlıyor. Şimdi şunu bilmek lazım, mühendislik ve tasarım becerileri oturup da öğretmenin hadi ben mühendislik becerileri anlatıyorum diyeceği bir şey değil. Peki bu nedir? Konu alanlarını anlattıktan sonra veya bunları anlatırken bunları nasıl mühendisliğe aktarabileceğimizin izleridir. Peki nasıl yapılır bu? Mesela kuvvet konusu aktarılırken buradan yola çıkarak bir proje hazırlanması. Tabii küçük yaş grubunda bunlar o yaşa uygun olacak. Çok böyle mühendislik aşaması olmayabilir ama o yaş grubuna uygun şeyler yapacak. Burada bir şey daha, inovatif düşünmenin yenilikçi, farklı düşünme olduğunu da bilmek lazım. Yine yeni fen, mühendislik, girişimcilik uygulamaları demiştik. Bu bağlamda 4., 5., 6., 7., 8. sınıflarda ki 3'te yok. Bu fen, mühendislik, girişimcilik uygulamaları bağlamında bilim şenliği yapılması ve bilim şenliğinde çocukların ürettikleri projelerin, tasarımların sergilenmesi gerektiğini söylüyor. Yalnız bu 3'te yok, 4, 5, 6, 7, 8'de var. Sınıf öğretmeni olarak sizi bağlayan da 3'te olmadığını, 4'te olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada 2018 fen programlarının genel yapısı var. Bunu derslere genel bakışta konuşmuştuk. Burası onunla aynı, bütün programlarda aynı zaten. Şu söylenilenler de aynı, girişte konuştuğumuz şeyler, bireysel farklılıklara dikkat edin, çocuğun gelişimine dikkat edin diyor. Yine burası da aynı, yazalım şöyle. Şu önemli, söylemiş olalım. Kök değerler ve yetkinlikler, fen, matematik, Türkçe, hayat bilgisi yazmaya gerek yok. Hepsinde aynıdır. Hatta sizi ilgilendirmeyen lise dersleri, tarih dersinde, coğrafya dersinde, fizik dersinde de kök değerler aynıdır, yetkinlikler aynıdır. Tabii bunlarla ilgili şunu bilmek lazım. Girişte de söylemiştim. Bunları ezber düzeyinde hangisi 2018 kök değerlerindendir ya da değildir diye sorabiliyorlar. Yetkinliklerde de öyle ezber düzeyinde sorabiliyorlar. Ama bir de bunun yanında mesela Türkçe'de söylemiştim galiba. Olsun ikinciye söyleyelim. Hangi yetkinlikle hangi kazanımı ilişkilendiririz gibi çok güzel bir soru sordular. Mesela Türkçe'de çocukların metindeki anlamını bilmedikleri kelimeleri bağlamdan tahmin etmeleri, çıkartmalarını öğrenme yetkinliğiyle ilişkilendirdi. Güzel bir soruydu, yorumlanarak yapılabilecek bir soruydu. Bunları girişte söylemiştik. Bütün programlarda ortak. Burası da ortak. Şimdi burası farklı. Burası sadece fene özgü.
Öğretim programlarında fen alanına özgü beceriler, birazdan önce de söyledik. Şunlar. Fen bilimlerine, bilimleri dersine özgü becerilerdir. Biraz önce de konuşmuştuk. Onun haricinde demişiz ki fen mühendislik girişimcilik uygulamaları kapsamında öğrencilerin kazanımlarla ilgili bir problem veya ihtiyacı tanımlamaları ve problem veya ihtiyaca yönelik mühendislik uygulamaları geliştirmeleri beklenirdi diyor. Bu uygulamayla araştırma, inceleme, mühendislik ve müteşebbislik yani girişimcilik ilişkilendirilmiştir. Müteşebbislik, girişimcilik de aynı şeydir. Fen mühendislik girişimcilik uygulamaları 3. sınıfta yer almaz, 4, 5, 6, 7, 8'de yer alır söylemiştik. 4, 5, 6, 7, 8'de öğrenciler yıl boyunca programdaki yönergelerle uygulama yapacaklar. Yıl sonunda bilim şenliği sunacaklar. Bilim şenliğine sunacakları şeyler de yıl boyunca yaptıkları projeler, yaratıcı çalışmalar olacak diyor. Efendim burada da yine ortak değil, fene özgü dikkat edilmesi gereken hususlar diyor. Bunları da söylememiz lazım. Diyor ki bir fen bilimleri dersi programı disiplinler arası bakış açısıyla hazırlanmıştır diyor. Araştırma sorgulama esastır. Yani pasif olarak öğrencinin ders dinlemesi değil, düşünmesi, sorgulaması, konuşması esastır diyor. Aktif katılım esastır. Bilginin yaşama transferi önemsenmelidir diyor. Fen, matematik, teknoloji, toplum, mühendisliği, pardon. Fen, matematik, teknoloji ve mühendisliğin birleştirilmesiyle disiplinler arası bakış açısı kazandırılması hedeflendirmiştir diyor. Demokratik sınıf ortamı önemsenmeli diyor. Ahlaki, milli, kültürel değerler önemsenmeli diyor. Problem çözme, argümantasyon ki argümantasyon ÖYT derslerinde geçen, benim de üzerinde durduğum sorularda da duracağımız gerekçelendirme, dayanaklandırmadır. İşbirliğine dayalı öğrenme, araştırma, sorgulama önemsenmeli. İnformal öğrenme ortamları önemsenmeli. Bahçe, müze, doğal ortam gibi diyor. Evet, şimdi burada 2018 fen programlarının bir kapağı var. Ha, dersin özel amaçları. Tabii bunları ezberleyecek halimiz yok ama ne dediğini de bir bilsek iyi olur. Mesela diyor ki astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleriyle fen ve mühendislik uygulamaları hakkında genel bilgiler kazanmak, doğanın keşfedilmesi ve insan çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, birey, çevre, toplum arasındaki farklılığı karşılıklı etkileşimi fark etmek, toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirmek. Tabii bunlardan böyle ezber düzeyinde soru sormuyorlar ama bunların 3, 4, 5, 6, 7, 8'in tümüne yönelik kazanımların hepsini kapsayan genel beklentiler olduğunu bilmek lazım. Burada 3. sınıfın üniteleri, süreleri verilmiş. Tabii bu %100 uyulması gereken bir şey değil. Aşağı yukarı bu kadar ayırsanız iyi olur diyor. Ama esneklik çerçevesinde standart değildir. Bir öğretmen bir üniteyi bir saat fazla, öbürü bir saat az işleyebilir. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Bu çok önemseniyor. Kazanımlar sıra düzeninde birinci kazanım işledim, kenara koydum. İkinci kazanım işledim, kenara koydum şeklinde olmak zorunda değil. Zaten de böyle yapmayın diyor. Peki nasıl olacak? Aynı ünitenin içinde öğretmen farklı iki kazanımı seçip ilişkilendirebilir. Bu ders planının içine değerleri, kök değerleri katabilir, yetkinlikleri katabilir diyor. Tavsiye ettiği de bu zaten. Bu mesela bir kazanımın kodu, dersin kodu F, sınıf düzeyi 3, ünite numarası, konu numarası, kazanım numarası. Mesela burada bir örnek olsun diye, tabii ben mesela fen bilimleri öğretmeni, bu sene sınavı giren bir öğretmen olsam kesinlikle programı okurum. Burada da örnek bir parça verdik. Mesela 3. sınıf 1. ünite. 1. konu alanı dünya ve evren. Ünitenin adı gezegenimizi tanıyalım. Diyor ki bu ünitede öğrencilerin üzerinde yaşadığı dünyanın şeklini küreye benzediğini farkına varmaları ve dünyanın şekliyle ilgili öne sürülen fikirler hakkında bilgi sahibi olmaları,
dünyanın kara, hava, su katmanlarından meydana geldiğini açıklamaları, bir model geliştirerek dünyanın şeklini ve katmanlarını zihinlerine karşılaştırarak canlandırmaları amaçlanmaktadır diyor. Mesela şurada kazanımı veriyor. Dikkat ederseniz konu var, kavramlar var. Mesela burada da konu ve kavramlar diyor. Şu, şu, şu kavramlar işlenecek diyor. Arkasından mesela şu kazanımı vermiş. Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. Bu kazanımdır. Bu da kazanımın açıklamasıdır. Diyor ki dünyanın şekliyle ilgili geçmişteki görüşler belirtilir diyor. Bu kazanım dünyanın şekliyle ilgili model hazırlar diyor. Dünyanın katmanlardan oluştuğuna değinilir diyor. Evet, şimdi ben buraya bu kazanımları özetledim. Üçüncü sınıfta birinci ünitemiz gezegenimizi tanıyalım. Burada dünyanın şeklinin küre olduğu verilecek diyor. Küre modeli oluştursun diyor. Hava, su, kara katmanları verilmiş diyor. Tabii bunlar özet. İkinci ünitemiz 5 diyor. Canlılar ve yaşamla ilgili. Göz, kulak, dil, burun, deri gibi 5 duyu organı tanıtılacak diyor. Duyu organlarının önemi temel görevleri verilecek diyor. Duyu organlarımızın sağlığını koruma bir kazanım. Organ yapı ayrıntılarına girmeyin diyor. Girme, güzel ifade edememiştik burada. Girmeyin diye vurguluyor. Bu mesela bir kısıtlamadır. Kısıtlama kelimesi güzel olmadı. Şöyle desek daha güzel olur. Sınırlandırma diyelim. Peki sınırlandırma ne demektir? Sınırlandırma bütün programlarda o sınıf seviyesinde hangi kavramlara, hangi noktaya kadar girilecek, nereye girilmeyecek diye bir sınır çizgisi çekiyor. Peki bu sınır çizgisi çekince diğer girmediğimiz kavramlar ne olacak? Bir sonraki senelerde girilecek. Bu da programın sarmal yapısıyla ilişkilidir. Duyu organlarının ilişkisi verilir diyor. Duyu organları hastalıklarına girilmez diyor. Bu da bir sınırlandırmadır. Üçüncü ünitemiz kuvveti tanıyalım. Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma, yön değiştirme. Yani bunlar kuvvetin etkisiyle oluşan hızlanma, yavaşlama etkilerini inceler diyor. Kuvvet, itme kuvveti, çekme kuvveti, hareketli cisimlerin nedeni olabileceği tehlikeler üzerinde durulur diyor. Üçüncü sınıfta dördüncü ünitemiz. Maddeyi tanıyalım. Burada maddenin nicel özellikleri ve nitel özellikleri diye bir ayrım vardır. Burada sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü ve pürüzsüz olma maddeyi niteleyen özellikler olarak anlatılır diyor. Maddenin halleri katı, sıvı, gaz olarak verilir diyor. Dikkat ederseniz burada plazma halinden bahsedilmiyor. Plazma hali lisede fizikte veriliyor. Akışkanlık, tanecik arası uzaklığa girilmez diyor. Beşinci ünitemiz çevremizdeki ışık ve sesler. Bu ünite fiziksel olaylar konu alanıyla ilgilidir. Görmek için ışık gerekir. Buna değinin diyor. Doğal yapay ışık kaynaklarını ayırt eder diyor. Ses kaynağı doğal sesler, yapay sesleri anlatılır diyor. Ses şiddeti uzaklık duyma ilişkisi verilir diyor. Yani burada bahsettiği şey bazı sesleri uzak olduğu için duyamayız. Yakında olduğu zaman duyarız. Ses şiddetli değilse duymayabiliriz. Yani duyma ile ses arasındaki mesafe ya da şiddetiyle bağlantısı kurulur diyor. Altıncı ünitemiz canlılar dünyasına yolculuk. Bu canlılar ve yaşam konu alanı ile ilgilidir. Canlı cansız varlık ayrımı. Canlı varlıklarda bitki ve hayvan tanıtılır. Mesela mantarlar, şunlar bunlar, bakteriler oraya girilmez diyor. Cansız varlık olarak da temel bileşenler olarak hava, su, toprak tanıtılır diyor. Bitki gelişimini izleyen bir çalışma yapılır diyor. Okul, yaşam çevresi, doğa, çevre temizliği, orman, park, bahçe, binalar, milli park, anıtlardan, doğal anıtlardan yararlanılır diyor. Üçüncü sınıfta yedinci ünitemiz
elektrikli araçlar hep elektrik 3'ten 8'e kadar son ünitedir. Elektrik konusunda her zaman fiziksel olaylar konu alanıyla ilgilidir. Burada ısınma amaçlı araç gereçler, aydınlatma araçlı araç gereçler, ev araç gereçleri ayrım veriliyor. Şehir elektriği, akü, pil, batarya tanıtılıyor. Pil atıklarının çevre kirliliği yapması konusunda değiniliyor. Elektrik çarpması ve elektrik güvenliği konularına değiniliyor. Gelelim dördüncü sınıfa. Ha, şimdi aklıma geldi. 2005-2006'da yayınlanan programın adı ve dersin adı Fen ve Teknoloji'ydi. Sonra 2013'te dersin adı Fen Bilimleri dersi olarak değişti. 2018'de de şu anda da Fen Bilimleri dersi diye geçiyor. 2005-2006 programında Fen ve Teknoloji programı ve dersi 4. sınıfta başlıyordu. Sonra 2018'de bu 3. sınıfa çekildi. Şu anda da 3 ve 4'te sınıf öğretmenleri fen derslerini veriyor. Şimdi 4. sınıfta şöyle yapalım. 4. sınıfta 1. ünitemiz Yer kabuğu ve dünyanın hareketleri. Bu dünya ve evren konu alanı ile ilgili. Burada kayaçlar ve kayaçların sınıflandırılmasına girmeyin diyor. Kayaç maden ilişkisi. Mesela Türkiye'de hangi madenler var? Kayaçlar madenlerin asli bileşenidir. Yani kayaçlardan maden oluşur. Altın, bor, mermer, lignit, bakır, taş kömürü, gümüş madenlerini anlatın diyor. Fosil oluşumunu anlatın diyor. Hatta bununla ilgili kitapta bilimsel süreç becerileriyle ilgili böyle toprağı ıslatıp kil gibi saklıyor. Çocuk yapay bir fosil üretiyor orada. Fosilin nasıl oluştuğunu bilimsel süreç becerilerini anlaması için çalışmalar, etkinlikler var. Dünyanın hareketleri var. Dönme, dolanma, yıl, gün, gece hareketleri. Mesela şu sorulabilir. 3. ve 4. sınıf toplamında sınıf öğretmenlerinin sorumluluğu bağlamında dünyanın hareketleri var. Fakat ayın hareketleri yok. Ayın hareketleri 5. sınıfta var. O da ortaokul derslerine giriyor. 2. ünitemiz besinler. Bu canlılar ve yaşam konu alanı ile ilgili. Su, mineral, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin konuları var. Dengeli beslenme, obezite, besin israfı, sigara, alkol konuları var. Dondurulmuş besin, paketlenmiş besin, son kullanma tarihi konuları var. 3. ünitemiz kuvvetin etkileri. Bu ünite fiziksel olaylar konu alanı ile ilgili. Kuvvetin etkileri olarak hızlandırıcı etkisi, yavaşlatıcı etkisi, yön değiştirici etkisi, şekil değiştirici etkisi. Mıknatıs, mıknatısın kutupları, kullanım alanı var. Mıknatısın mesela temas gerektirmeden uzaktan çekim kuvveti oluşturan bir kuvvet olduğu söyleniyor. Maddenin özellikleri. Bu madde ve doğası konu alanı ile ilgili. 4. ünite. Maddenin özellikleri olarak ki maddeyi yine niteleyen özellikler olarak. Peki maddeyi niceleyen özellikler nedir? Mesela kütlesi, mesela ağırlığı maddenin niceliksel özelliğidir. Ama yüzme, batma, suyu emme, emmeme, mıknatısa çekilme veya çekilmeme maddenin nicelikselliği niteleyen özellikleri olarak tanımlanıyor. Şunu bir kapatalım. Evet. Şimdi söylemiştik. Maddenin özellikleri. Sonra kütle ve hacim kavramları veriliyor. Tabii bu yaş grubu için kütle ile ağırlık kavramının farkı verilmiyor. Kütle ile ağırlık kavramının farkı T7. Sınıfta veriliyor. Ve aslında 4. sınıfta kütle ve ağırlık birbirinin yerine ayrımına girilmeden kullanılan kavramlar. Sonra katı sıvı gaz halleri karşılaştırılıyor. Isınma, soğuma, hal değişimi, erime, donma, buharlaşma kavramları veriliyor. Süblimleşme ve kırılaşma yani ara geçiş yapması verilmiyor. O 5. sınıfta. Saf madde, karışım, eleme, süzme, mıknatısla ayırma veriliyor.
Dördüncü sınıfta beşinci ünitemiz aydınlatma teknolojileri ve ses teknolojisi. Burası fiziksel olaylar konu alanıyla ilgili. Tabii şunu zamanla oturtacaksınız kafanızda. Belki de oturtmuşsunuzdur. Elektrik daima fiziksel olayların içinde. Ses, aydınlatma daima fiziksel olaylar ünitesinin içinde. Kuvvet devamlı fiziksel olaylar ünitesinin konu alanının içinde. Burada kazanımlar geçmiş, bugün, gelecekte aydınlatma, uygun aydınlatma ve göz sağlığı, ışık kirliliği. Mesela bu ışık kirliliğiyle ilgili kitapta çok güzel bir espri vardı. Bu Akdeniz'de karette kaplumbağalarının yön bulması, yumurtadan çıktıklarında denizin yönüne gidebilmeleri ışık kirliliğiyle ilişkilendiriliyor. Ben de bilmiyordum, orada okuyunca çok hoşuma gitti. Karette kaplumbağaları eğer böyle çok ışıklı bir, diyelim ki siteler, apartmanlar, eğlence yerleri yapılmışsa yakamoza gitmesi gerekirken deniz tarafına, ben bilmiyordum, ben mesela karette kaplumbağalarının denizin kokusunu falan hissettiğini zannediyorum. Meğer onlar ay ışığında yakamozla, o ışıkla yol buluyorlarmış ve denizi oradan fark ediyorlarmış. Eğer çok ışıklandırma yapılmış bir sayfiye yeri falan varsa denize doğru değil, karaya doğru. Yani şehre doğru gidiyorlarmış. Tabii ölüyorlar hayvancıklar. Bunu anlatıyor mesela ışık kirliliğiyle ilgili. Yine ışık kirliliğiyle ilgili şeyi anlatıyor. Aşırı ışık olduğu zamanlarda teleskopla gökyüzü izlenemiyormuş, görülemiyormuş. Bunu anlatıyor. Yine bu ünitede geçmiş bugün ses kayıt teknolojileri, ses kirliliği. Altıncı ünite insan çevre. Burada kaynak kullanımı, tasarruf, tutumluluk, geri dönüşüm. Su, besin ve elektrik kaynakları. Yedinci ünite basit elektrik devreleri ki hep sonda elektrik konusu var. Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu, pil, ampul, kablo, anahtar tanıtılıyor. Tabii daha önce de söyledim, şimdi tekrar söylüyorum. Burada 3 ve yazalım şunu, bu çok önemli. 3 ve 4 bağlamında hep böyle bilimsel süreç becerileri şu elektrik konusuyla ilişkilendiriliyor. 3. ve 4. sınıfta bağımlı, yanlış yazdık, bağımlı diyelim, bağımsız, değişken kavramları yok. Bunlar nerede var? 5. sınıfta var. Peki bağımlı, bağımsız, değişken kavramları verilmeden nasıl bilimsel süreç becerilerini anlatacağız? İşte derslerde, laboratuvar yaklaşımlarında yapılandırılmış araştırma sorgulama demiştik. Öğretmenin yönlendirmesiyle ve yapılandırılmış bir biçimde, bağımlı, bağımsız, değişken denmiyor, bu bunu etkiliyor falan gibi kelimeler kullanılabilir. Çünkü bağımlı, bağımsız, değişkeni anlamak 5. sınıfta dahi çocuklar zorlanıyorlar. Evet, şimdi fen bitti. Şunu bir silelim. Evet, fen bitti. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra sosyal bilgiler eğitimine geçeceğiz. Sosyal bilgiler eğitimi 4. sınıfta sınıf öğretmenliğinin mesuliyeti. 4, 5, 6, 7, 8. sınıfta da ortaokulda zaten sosyal bilgiler yok. İnkılap tarihi var. Evet, bir ara verelim 10 dakika. 10 dakika sonra sosyal bilgilerde görüşmek üzere. Hadi bakalım, görüşürüz.